siyasetin içerisindeyiz. Çıplak insandır siyasetçiler. Bugün iki tane yaşayan eski cumhurbaşkanımız var. Görevlerini değiştirseler, ertesi gün Hürriyet'te, ertesi gün Milliyet'te, her türlü gazete... 509.000. 509.000. Niçin dinliyorsunuz? Siz, burada söylüyorum, bir dini cemaat değil misiniz? Öyle bilmiyor muyuz biz? Biz Bediüzzaman Said Nursi'nin öğretilerini okumadık. Onu hissetmedik mi? O bize ne anlattı? O bizim toplumumuza ne vaaz etti? Niçin? Onun da bir hikayesini anlatayım size. Zannediyorum Pakistan lideri. Her şeyi ayaklarının altına koyalım. Reddediyor. Zekatlarımızla, kazandıklarımızla ve etrafımızdaki arkadaşlarımızla herkesi gönüllendiriyoruz. Uzak olanları yakın etmeye çalışıyoruz. Herkesi kucaklamaya çalışıyoruz. Bir milletin büyük duygularla beslediği bir cemaati, bir milletin büyük duygularla şenlendirdiği bir cemaati, bir çok net söylüyorum, kim alınırsa alınsın, laf nereye kadar giderse gitsin, Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya çalışanlara taşeron haline getirmenin bu dünyada da, öteki dünyada da bedelini ödeyecekler. Başka hiçbir şey yok. Ödeyecekler. Öyle bir şey söz konusu değil. Ne derdiniz var? Kiminle ne derdiniz oldu bugüne kadar? Edep ettik, ahlak ettik. Kimse için bir şey söylememeye gayret gösterip iftiralar ortaya koyacaksınız. 7-7 kat dibine başbakanı gömseler, bu salonda söylüyorum, özlerini almamış olarak duracaklar. O kadar kim dolular da oraya destek olurlar. Ne işlerimiz var? Ne işimiz var? Yıllardan beri siyasetin içerisindeyiz. Ne işimiz var bu kadar bürokrasiyle? Elbette ki bu memleketin yetişmiş, dini duygularıyla, milli duygularıyla mücehhez olmuş, donatılmış insanları nasıl? Elbette ki bildiklerimiz, bildiklerimizi yerin altında, toprağın altında mı söyleyeceğiz? Kaç para peki Türkiye'nin cari açığı? 58 milyar dolar, 59 milyar dolar. Her yıl 75 milyar doları kendi kasalarında bulunduran bir ülke. Neye tahammül edemiyorlar biliyor musunuz? Bu ülkenin her 100 lirasının 86 lirasından faiz alıyorlardı bugüne kadar. Benim bütçemi, benim gelirlerimi kendi sülük gibi emip bir vesileyle kendi ceplerine dolduruyorlardı. Yetmedi. Bazen çarpıp çarpıp gidiyorlardı. Bankaları 28 Şubat sürecinde kamu bankalarını 40 milyar dolar çarptıkları gibi bu ülkenin insanı depremden istifade ediyorlardı. Her türlü afetten istifade ediyorlardı. Ve bu millete aynen 1950'li 40'lı yıllarda olduğu gibi hasa muamelesi, MEMA muamelesi yapıyorlardı. Ondan sonra 1960'tan sonra düşük muamelesi, kurum muamelesi yapıyorlardı. Siz bu ülkeyi yönetemezsiniz, kimsiniz diye bizi aşağılamaya çalışıyorlardı. Tayyip Erdoğan onların bütün dünyasını ve bütün düşüncelerini altın tepkine yıkıldığına bağlı öğreniyorlar. Yaptıklarını tamamen ortaya koydu. Metre bölünmüş yolla birlikte 6 il birbirine bağlıydı. Bugün 74 il birbirine bağlı. Benim ülkemin insanının hayat standartının yükselmesine tahammül edemiyorlar. Tahammül edemiyorlar. Bu ülkede bilmenizi istiyorum. Şu çözüm sürecine, şu barış sürecine niye bu ülkede analar ağlamıyor diye çıldırıyorlar. Çıldırıyorlar. Bu vesileyle çok çalışmamız lazım gerektiğini, evet kapı kapı herkese gitmemiz lazım gerektiğini, bu milletimizin ve medeniyetimizin büyük sınavından, büyük medeniyet yolunda inşallah yeniden güçlü adımlar atacağımız 30 Mart'tan sonraya daha iyi ulaşabilmemiz için herkese gidip herkese anlatalım. Herkese ama. Ne olursunuz. Herkese. Ne olursunuz bu salonda kalmasın. Ne olursunuz. Bu bizim geleceğimiz için, istikbalimiz için, ülkemizin gençlerinin, yeni neslinin yarınlara daha umutla bakabilmesi için, bu toprakların biraz önce söylediğim egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hükmünü yeniden ifade edebilmesi için, güçlü bir şekilde ifade edebilmesi için, bağımsızlığımızı yeniden ifade edebilmesi için, bu toprakların bağımsızlığının ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir iki tane sembolü vardır. Birisi beş vakit bu topraklarda okunan
ve minarelerden Allahu Ekber, Allahu Ekber nidalarıyla biz de buluşan ezan. İkincisi ise her birimizin baktığımız zaman kendimizi bulduğumuz bayrağımızdır. Onun için bunu yüceltecek, bunu yükseltecek, bunu kudretli hale getirecek ve bütün dünyada en iyi noktaya taşıyabilecek bir anlayışın yine milletin kararında olduğunu değerlendiriyor. Hepiniz yeğenlerin sevgilerimle, saygılarımla, hürmetlerimle ve en derin muhabbetlerimle selamlarım. Sağ olun, sağ olun. Yani. Onlara sırtımızı mı dönmeliydik? Onlara sizi orada tecavüzle bir hale getirirlerse getirsinler. Biz karışmıyor muyuz demeliydik? Peki medeniyet sınavımızdan, insanlık sınavımızdan, bu büyük tarihimizden, birliğimiz, beraberliğimiz niçin o zaman ben sözlerime başlarken Mardin'in birliğin, beraberliğin, hoşgörünün, insanların her tarafta ama her tarafta güzelliklerle övdüğü bir şehir diye dizendirmeye çalışıyorum. Niçin bunu yapıyoruz? Birbirimize güzelleme yapmak için mi? Birbirimize güzelleme yapmak için mi? Elbette hayır. Değerli dostlar, şu kalbimin samimiyetinden bir damla arınan bir cümleyle bu konuşmalarımı yapıyor değilim. Bir damla arınan bir cümleyle, tamamen samimi bir halde, ne yaparlarsa yapsınlar, ben bu topraklara inanıyorum. Ben bu topraklara güveniyorum. Ben insanlarımıza inanıyorum ve güveniyorum. Türkiye'yi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse, millet, Tayyip Erdoğan'ı dürüst olduğu için, cesur olduğu için, samimi olduğu için, kendinden olduğu için, zor zamana, dar zamana düştüğünde kendini satmayacağını bildiği için dualarıyla, fatihalarıyla yaklaşıyor. Bana dediler ki, sen Demokrat Parti'de il başkanlığı yaptın. İstanbul İl Başkanlığı Demokrat Parti'de ikinci posttur. İkinci. Her zaman da öyle olmuştur. Niye geldin? İlçe başkanlığı yaptın. Niye geldin? Demokrat Parti'de genel başkanlık yaptın. Niye geldin? Söyledim. Midyat meydanında. Midyatlara söyledim. Ürktüm ben. Korktum. Siyaseti bırakmıştım. Genel başkanlığı bıraktığım zaman bir daha yapmamak üzere bıraktım. Memleketimin her zor meselesinde eli taşın altına sokmaktan hiçbir zaman ürkmem ben. Hiçbir zaman. Nereden geldiğimizi biliyoruz. Hangi noktadan geldiğimizi biliyoruz. Tayyip Erdoğan'ı bu sistemden çekin. Türkiye'yi kukla bir ülke, kukla bir devlet haline getirirler. Kukla bir ülke, kukla bir devlet. Başka hiçbir şey değil. Bunu aylar önce söyledim. Aylar önce o bugün o paralel yapıcılara söyledim. O panelcilere söyledim. Yanlış yapıyorsunuz. Doğru yapmıyorsunuz. Bu ülkeyi sıkıntıya sokuyorsunuz. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin bugün bir fırsatıdır, bir şansıdır. Yapmayınız bunu. Kimin adına, neyin adına yapıyorsanız yapmayınız. Rica ettim. Dedim ki 2002'den itibaren bu memleket olağanüstü hali kaldırdı. Nasıl kaldırdı bu memleket? Geceleri yaşıyor bu ülkede insanlar. Batman'a gidiyorsun gece saat 2.30'da, 3'te, 4'te. Mado'da dondurma yiyorsun. Şehrin caddelerinde geziyorsun. Yabancı mıyım ülkeme ben? Her noktasını biliyorum. Her mahallesini, her kentinde, her şehrinde. Diyarbakır'ın geceleri cıvıl cıvıl oldu. İnsanlar birbirlerinin gözlerine bakarken umutlu oldular. Birbirine heyecan doldular. Yarına ay o heyecanları arttı. Ve değerli dostlar, bilmenizi isterim ki sadece o değil, biliyor musunuz? Sadece İran o